Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar, şöyle gün ağardıktan sonra video çekmeyi o kadar çok özledim ki, inanın. Yani inşallah sonra bunlar düzene girecekler. Şu bitkim böyle yan yatmış. Bunu size çekmek istedim arkadaşlar. Şöyle niye bu olmuş? Buna bir benim bakmam lazım. Büyük ihtimalle arkadaşlar çok aşırı susuz kaldılar. Onunla alakalı bunların çok ciddi sulanması lazım. Şunlar hadi yine o kadar değil. Ama arkadaşlar şunlar tamamen susuzlar. Yani artık yaprakları yumuşamaya başladı susuzluktan. Şöyle. Arkadaşlar ben kargo göndereceğim ve kargoda şundan istiyor. Bir tane takipçim. Eğer varsa dedim ondan gönderirim dedim. Ama çok küçük bir dal varmış. Olmazsa onu göndereceğim. Böyle arkadaşlar bunları benim sulamam lazım. Bunları da şimdi sulayamam. İşe gidip geldikten sonra inşallah akşamüstü sulayacağım ve sularken size de göstereceğim. Arkadaşlar güzelleşenler güzelleşmeye başlamış. Ama örneğin şu soğuktan yanmış. Yani demek ki soğuk oldu arkadaşlar. O soğuktan yanmış. Bunlar güzelleşmiş. Yani böyle ama bunu da içeri almayacağım arkadaşlar. Bu buraya alışmak zorunda. Alışacak. Benim şöyle ciğer dediğim bu kızarmış. Tam ciğer olmuş arkadaşlar. Ama susuz ciğer. Hepsi susuz kalmışlar. Bunları ben güzel bir su yapacağım ve inşallah ben bunları sulayacağım arkadaşlar. Şimdi çocuklarıma gitmeden arkadaşlar çay suyunu koydum. Şöyle yemek hazırlıyorum. Kuru fasulye yaptım. Kuru fasulyeye et kattım. Ondan sonra bir de nohut kattım arkadaşlar. Güzelce kavurayım. Kavurduktan sonra inşallah suyunu koyacağım. Altını kısa alacağım. Ve kızlarım altını kapatırlar. Ben işe gideceğim inşallah. O veya gidince de telefon açarım. İşten. Çünkü derslerine dalıyorlar. Unutabilirler diye. Gümbürü tutmuyor arkadaşlar. Bazen yemek yapabiliyorum. Bazen yapamıyorum. Yapamayınca böyle aparatif bir şeyler kendileri hazırlıyorlar, onu hallediyorlar arkadaşlar. Bu şekilde hayat geliyor geçiyor. Allah elem keder vermesin, her yer koronadan kırılıyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan biz de bu günleri atlatırız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Ben sizin hepinizi inşallah iş yerinde tekrar videomu açacağım. Arkadaşlar size şöyle iğne oyası salon takımını göstereyim dedim. Bunu hoca arkadaşımızdan bir tanesi öğrencisine yaptırmış ve o öğrencisinin işlerini bugün monte etti. Hizmet sonsuz. Şöyle. Yani yapılan iş çok güzel. Şu işçilik de çok güzel arkadaşlar. Bakın şu işçilik de çok güzel. Bunların hepsi ve çift taraflı. Bakın arka tarafı da böyle. Arka taraf tamamen sıfır temiz. Müthiş bir çeyizlik takım. Bu konsol. Bunu da söyleyeyim. Konsol sehpa örtüsü. Şöyle bir küçük yine örtü yapılıyor. Bir de bunun masa örtüsü var ve masa örtüsü bohça olarak kullanılacak. Ama hem şu işçilik olsun arkadaşlar, hem de şu yapılan çiçeklerin işçiliği çok muntazam olmuş. Çok beğendim. Şöyle ben size yakından da göstereyim dedim. Şöyle. Şöyle.
Sonrasında arkadaşlar şöyle iğne oyalarımız. Bakın. Bu da başka bir arkadaşın kızı için yaptırdığı iğne oyası. Ve bunlar da monte edildiğinde harika olacaklar. Bakın kumaşta. Kumaşın uyumu. Şöyle büyüğü. Şöyle tesbih ucu. Şöyle de tesbih ucu. Şöyle tesbih ucu. Arkadaşlar bunlardan almak isteyene gönderebiliriz. Tesbih uçlarından almak isteyene fiyatını DM'den, Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Kaç kişi rastlayacak, kaç kişi soracak bakalım. Bunu bu şekilde arkadaşlar. Bakın tesbih uçları bunlar. İğne oyasından şöyle sorabilirsiniz. Hazırlanması biraz uzun sürer. Ama yani bundan büyük ihtimalle öğrencilerimiz yapar, satarlar. Bir de tel kırma namaz başörtüleri vardı. Ama bundan sipariş vermek isteyenler kaç kişi görecek bilmiyorum. Bundan da sipariş alınabilirmiş. Öğrencileri yaparmış arkadaşların. Bunlardan bakın arkadaşlar. Şöyle ben netleştireyim. Bunların hepsinden sipariş alınır. Ve bu tesbih ucu harika. Keşke bitmişini görseydiniz. Keşke. Şimdi arkadaşlar şöyle namaz örtmeleri var. Bu namaz örtmelerinin uç kısımları da yapılacak. Şurası tel kırma. Yine bundan da sipariş istiyorsanız öğrencileri yapıyor. Alıyorlar. Şunu da şu da arkadaşlar yine böyle yapmışlar ve bunun kendisi de şu anda satılık, hatta müşterisi çıktığı zaman bunu satacakmış. Şöyle diyorum ya, bu tesbih uçlarından da sipariş alınır. Arkadaşların öğrencileri yapar, bunlardan da alınır. Şu salon takımından sipariş alınır. Şöyle bir detaylı incelerseniz arkadaşlar çok güzel işler olduğunu göreceksiniz. Şöyle bu konuyla alakalı tanıtım yapmamı istediğiniz bir şey olursa tekrar videoda gösteririm ben size. Yine şundan salon takımı olacak. Bunlardan da öğrenciler yapar. Bugünlük işimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle orada da poğaçamız. Arkadaşlar benim iki tane idarecim var. Bir idarecimin öğretmenler gününde aldığı hediyeyi ben size çekmiştim. Fakat bu öğretmenler günündeki hediyemiz de buymuş. Göndermiş kendisi sağ olsun. O benim kanalımdan, bilmiyorum haberi var mı, izlemeyecektir ama ben buradan ona teşekkür ediyorum. Bana ne almış? Bana ne almış arkadaşlar? Şu şekilde bir tane Fatma'nın F'sini su sürahisi almış. Konserve kapağıyla böyle şey, konserve kapağı kapatılabilir ve Fatma'nın F'sini, arka tarafı çiçekli, kendisine arayıp, kapağı varmış, pardon, öyle mi, kapağı da var, şöyle sürahi şeklinde. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Kendisini şimdi arayayım, bir teşekkür edeyim. Arkadaşlar şu şekilde bitki besini hazırladım. Bitki besini aldım bugün. Şöyle
Çünkü şu bebeklerim arkadaşlar çok şey kaldılar. Cansız işte, ha yağmur yağdı falan diye ben onları çok sulamadım. Şu anda da çok sulamayacağım arkadaşlar. Ama çok sulamadım ve bitkilerim şöyle gerçekten çok besinsiz kaldılar. Komposta ulaşamadılar. Yani bir komposta ulaşsalar kesinlikle bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar komposta ulaşamadıkları için ben onlara en iyisi dedim böyle yapayım. Şeye sordum arkadaşlar, ziraatçıya. Ziraatçı dedi ki abla sen dedi şundan al, şu bitki besininden. Ve dedi sen bana dedi bak dedi sonuçlarını söylersin. Sen bana dedi çok dua edersin dedi. Şöyle söyleyeyim inşallah. Çünkü biraz da benim arkadaşlar yağmur korkusundan sulamamamdan oldu bu iş. Sulamadım. Ha büyümediler mi? Büyüdüler. Ama neşelerini kaybettiler arkadaşlar. Kompostu alabilmek için de onlara kesinlikle bir besin lazım. İlk defa bitki besini kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada sonuçlarına bakacağız. İnşallah bütün çiçeklerimi öldürmez. Yani besin öldürmez herhalde ya. Niye öldürsün? Arkadaşlar şuradan şunu uzanacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu da susuz kalmış. Yani ben şuna inanıyorum. Benim çiçeklerim inşallah hani bir sıkıntıları olmaz. Susuz kaldıkları için böyle şeyler olmuş. Bir de ben hafta sonunda normalde hep bunlarla ilgileniyordum biliyorsunuz. Hafta sonunda gezdik. Gezip tozarsan böyle olur. Çiçeklerin ihmal edilmiş hisseder. Öyle hissettiler arkadaşlar. Arkadaşlar bir taraftan şöyle. Şimdi arkadaşlar işten geldim. Durum bu. Belki birçoğunuz bu videoyu hiç koymazdınız. Ama çalışan kadınların hayatını merak eden varsa eğer, şöyle arkadaşlar, içeride de eşim uydu almış, uydumuz çalışıyordu halbuki, uydu almış, bir türlü kuramıyorlar, onunla uğraşıyorlar. Eşim alışveriş yapmış arkadaşlar, yine şurada alışverişler var, ekmeği kesmişler böyle. Yani arkadaşlar, buraların hepsi temizlenecek. Evi süpürmüşler, o işi yapmışlar ama mutfağın genel hali böyle arkadaşlar. Topladıktan sonra ben size göstereceğim. Aslında bu öncesi ve sonrası videoları ben de seviyorum. Eşim meyve almış, salata malzemesi almış, patates falan almış böyle. İşte turp, havuç öyle bir şeyler almış, turşu bir şeyler almış. Ne aldığını bile bilmiyorum yani, bakacağım. Onları yerleştireceğim. Mutfağımı toplayacağım. Evi toplamışlar. Ev güzel. Bir de arkadaşlar kombiyi kısacağım. Kombimiz çok yüksekte değil aslında. Ama bizim ev çok sıcak oluyor. Benim daha önceki bir evim vardı. Orası çok soğuk olurdu. Bakın arkadaşlar. 32'de şu anda. Yani 32, 38 şu en kısıkta olursa kışın bize tam oluyor. Kızlar biraz şu kadarcık getirmiş olmak bile, bakın şu kadarcık getirmiş olmak bile bizim evin çok sıcak hamam gibi olmasına sebep oluyor. O yüzden ilk önce bir şu
petekleri kısayım dedim. Çünkü ben o kadar sıcakta iş yapamam. Kendim kısa kollu durduğum halde. Şimdi arkadaşlar ben buraların toplamasına geçiyorum. Ve bakalım şu an gündüz. Saatin kaçında buraları toplayacağım ve videoyu size atacağım bakalım. Bakın arkadaşlar, saatle çekmek istedim. Akşamın 8'i oldu ve ben işlerimi ancak bitirdim arkadaşlar. Çocuklara falan işte yemek hazırladım. Eşime yemek hazırladım. Yine bu mutfak daha felaket oldu arkadaşlar. O kadar kötü durumdaydı ki. Sonra işte kızıma dedim. Kızım bana yardım eder misin dedim. Dersleri de var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Dersleri var derken ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kızımın bir tanesi üniversiteye hazırlanıyor. Lise son sınıfta. Bir tanesi de lise 2 sınıfta. Lise 2'de. Küçük zaten 6'ya gidiyor. Şimdi lise 2'dekine biraz yükleniyorum. Diyorum ki ablan ders çalışıyor. Öbürü küçük. Sen diyorum yardım et. O da diyor ki anne diyor ben diyor eğer derslerimi kaçırırsam ebediyen daha toparlayamam. Sen bana diyor gereksiz yani fazla yükleniyorsun diyor. Bu arada el bezimiz de şurada kalmış ama. Ondan sonra gereksiz diyor fazla diyor yükleniyorsun diyor. Arkadaşlar doğru söylüyor çocuk. Dersleri çok ağır. Ben de işte yani bugün de alışveriş olunca sonra çocukların da canlı dersleri olunca ipin ucu iyice kaçmış mutfakta. Ama son hali budur arkadaşlar. Yani mutluluğun resmi budur. Ben size şöyle mutluluğun resmini bir kez daha göstereyim. Şöyle. Diyeceksiniz ki şu uçta ne var? O uçta arkadaş çiçeklerim var. Görüyorsunuz. Ondan sonra şu reçeli buzdolabına koyarsam şeker böyle şey oluyor, kristalleşiyor. O var. Ondan sonra çikolata donuyor. Çikolata güzel olmuyor. O var. Her zaman burası böyle olmuyor arkadaşlar. Ama bu akşamlık çok bunaldım, çok yoruldum ve artık arkadaşlar dinlenmeye geçmek istiyorum. Şu zavallı cihazı da, şu zavallı cihazı da arkadaşlar sulamak istiyordum. Ama sulayamadım. Bunu da püskürterek bugün aldığım besinden püskürterek sulamak istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşı da onu da sizinle birlikte yapalım ve videomuzu kapatalım. Arkadaşlar fısfısla sulama yöntemi doğru bir yöntem değil. Yani bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ama şöyle bir şey de var. Şu an kıştayız arkadaşlar. Ve bitkiler kesinlikle çok sulandığı zaman don tehlikesi olayı var. Öyle olunca arkadaşlar mecburen ben bu yavruları fısfısla suladım. Annelerini hiç sulamadım falan. Şimdi bu arkadaşı neden bununla yapıyorsun diyeceksiniz arkadaşlar. Ben bunun içerisine yavrular için köklendirici ilave ettim. Kaç damla? 3 damla falan. Yani normalde 5 kilo suya koyulup köklendirme yaptırılıyor. Fakat ben buna 2-3 damla köklendirici koydum. Ve bu arkadaşın köklenmesini şuralardan havai kök vermesi için bunu fıslatıyorum. Açıkçası bu benim deneme yanılma. Kız kardeşim de bu videoyu izleyecek. Abla benim çiçeğime sen deneme yanılma yaptın diyecek ama çaresi yok. Yani bu arkadaşı büyütmek istiyorum ve şöyle ortası da büyüyecek gibi arkadaşlar. Yani yaprağımız da sağlıklı bu bende büyüdü. İnşallah bundan keyki deniyor evet ona. Keyki çıkartacağız arkadaşlar. Şu göbeğinde bir hareketlenmeler var. Ama nedir bilemiyorum arkadaşlar. Bakın ortasında bir durum var. Büyüyecek bakacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Fatma'nın hayatından bugünlük kesit bu kadar olsun. İnanın bugün
Şekerpınar'a gittim, Çayırova'ya gittim, Gebze Merkez'e gittim. Yani bunları yaparken eşim doktorda, eşim normalde beni götürür Şekerpınar'a falan. Eşim doktorda. Yani arkadaşlar, koşmadan hayat olmuyor. Ve geldim, evin halini görüyorsunuz. Ev ne şekilde? Bunu kim için koşuyoruz biliyor musunuz? Bak, kendimiz için de koşuyoruz. Ben kendim için de koşuyorum, çocuklarım için de. Ama sadece çocuklarım için ve eşim için koşsaydım, onlardan hep bir minnet beklentim olurdu arkadaşlar. Sadece onlar için koşmuyorum arkadaşlar. Yani bu hayatta ben de varım, ben de kıymetliyim ve kendim için de koşuyorum. Böyle koşarken ama yani bugün, hele bugün özellikle, sonrası çok keyifliydi. Sonra arkadaşlarla oturduk. İşte çok güzel, yine oysa çiçekler gelmişti. Biraz Instagram'a resim attık falan. Sonrası keyifliydi ama arkadaşlar, başı çok koşturmacalıydı. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.